Değerli izleyiciler, bir akademik bakış programında daha sizlerle birlikteyiz. Tabii Türk siyasetinde Çanakkale çok önemli bir yer tutmakta. Çanakkale çok önemli siyasetçileri de kendi bünyesinde barındırdı. Ve hem Cumhuriyet'in ilk yıllarından itibaren çok mümtaz milletvekillerimiz olduğu gibi bunun yanında bakanlık yapan çok mümtaz şahsiyetler de Çanakkale'den milletvekili olarak da görev almış oldu. Çanakkale'de iz bırakan eski dönemler açısından baktığımızda Türk siyasetinin, edebiyatında çok böyle önde gelen insanların da Çanakkale milletvekili olarak görev yaptıklarını biliyoruz. Ama Çanakkale'nin belki de hem belediye başkanlığı yapıp hem de akabinde milletvekili yapmış olan Ezineli Cebrail Erik Mehmet Efendi Çanakkale'nin ilk milletvekilidir ve ilk milletvekili bir tanesidir. Bu özelliğiyle baktığımız zaman şimdi yakın dönemde ve önümüzdeki sene tekrar milletvekili seçimleri var. O dönemde de yine Çanakkale'nin İktidar Partisi milletvekillerinden bir tanesi olacağını şüphemiz olmayan ve bu 3 yıllık dönem içinde de çalışmalarıyla da yakından takip ettiğimiz ve iyi izlenimler bırakan, sıcak kişiliğiyle de halkı toparlayan, kucaklayan özelliğiyle de çok sevdiğimiz bir kardeşimiz ve tahmin ederim ki bundan sonraki önümüzdeki 10 yıllık dönemde de Çanakkale politikasında derin izler bırakacağına inandığımız BİGA'nın yetiştirmiş olduğu ve BİGA'daki çalışmalarıyla da yine göz dolduran sıcak ve efendi kişiliğiyle de siyasetimize yeni bir yüz, yeni bir renk katmış olan İktidar Partisi'nin, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Çanakkale Milletvekili Sayın İsmail Kaşdemir aramızda. Ona önce hoş geldiniz diyoruz. Çok teşekkür ediyorum, hoş bulduk. Tabii bir politikacı karşımızda olduğu için biz de Çanakkale'nin gündeminde, Çanakkale politikası ile ilgili bazı değerlendirmeler yapmayı düşünüyoruz. Bir defa 3 Kasım 1914 Çanakkale Savaşları'nın başlamış olmasının 100. yılı. Biz 50. yıl, savaşın 50. yılını görmüş olan insanlardan bir tanesi benim. Savaşın 50. yılında Anzaklar geldiler huşu içinde. Yine Anzak Koyu'nda çok mükemmel törenler yaptılar. Papaz efendileri vardı, şafak ayini yaptılar. Bu arada Anzak'ta bir komutan kalp krizi geçirdi ve orada öldü. Devletin de imkanlarıyla 1965 yılında Eceabat'a getirildi naaş. Oradan İşkampavya'yla şimdiki valinin ön tarafındaki su iskelesine getirildi. Dördelde sıra oldu buraya gelmiş olan Çanakkale Savaşı'nda olan askerler. Ve daha sonra bu naaşı yine huşu içinde Çanakkale'deki İngiliz mezarlığının içine defnettiler. Evet. Ve biz de o zaman böyle çok renkli kıyafetleriyle, askeri kıyafetleriyle, başlarına şapkalarıyla, göğüslerinde 3'er 4'er 5'er tane madalyaları olan evet. bu insanlar huşu içine geldiler. Arkadaşlarını defnettiler, komutanlarını yine huşu içinde gittiler. Biz sadece duvarlara çıkarak baktık ve seyrettik. Evet. Savaşın 50. yılını sadece seyreden bir nesil olmuş olduk biz. Şimdi savaşın 100. yılı geliyor. Acaba biz savaşın 100. yılında yine seyreden bir konuda mı geleceğiz? Öyle bir konuda mı olacağız? Yok, olmayacağız. İktidar Partisi fevkalade güzel bir iş yaptı. Evet. Onu da benim talebimdi o. Ve teşekkür ederim. Ben tabii bu talebimi yarımada bir başkanlık haline gelsin istiyorum. Evet. Başbakanlığa bağlı bir birim olsun. Ve bir başkanı olsun, bakanlıkların bütün hizmetlerini oraya getirsin ve bu şekilde bir çalışma yapsın. Eskişehir'e giden valimize bunu bir rapor halinde vermiştik. Uh-huh. O da sizin partinizin içinde ve başbakanına bunları yazdı ve bu kanunun çıkmasına vesile olmuş oldu. Tabii yeni valimiz de çok çaba sarf etti o konuyla alakalı. Tabii hani hakkını teslim etmek lazım. Eskişehir'e giden valimiz bunun altyapısını tabii. kurdu. Yeni gelen valimiz evet. de gün be gün takip etti uh-huh. ve bu şekilde bir... başkanlık oluşmuş oldu. Tabii 3 Kasım 1914 savaşın 100. yılı. Çanakkale'de şu anda bizim 11 tane şehitliğimiz var. Muhatapların 34 tane mezarlığı var. Evet. Bizim ama toplu halde gömü yaptığımız yerlerin sayısı 46. 35 tane daha şehitlik yapmamız lazım. Hı hı. Ama savaşın 100. yılı da 3 Kasım şurada 4 aylık bir süremiz kaldı. Evet. Ve bu işte 3-4 aylık bir dönem içinde bunu bitirmek mümkün değil. Sağlık Bakanımıza da bunu sorduğum zaman Çanakkale'ye yapacağım yatırımları 3-4 yılı kapsayacak şekilde evet. ve gelecek yüzyılları da kapsayacak hı. şekilde bir altyapı kuracağız demişti bakanımız. Siz savaşın 100. yılını nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu coğrafyanın çocuğu olarak, evet. bu toprakların çocuğu olarak şehitlerimizi nasıl değerlendiriyorsunuz? Ne gibi hizmetleri planlıyorsunuz?
önümüzdeki 10 yıllık dönemde de İktidar Partisi'nin bir Çanakkale milletvekili olarak da ne gibi hizmetleri vaaz ediyorsunuz, düşünüyorsunuz? Hı. Sizin heyecanınız ve şevkiniz nedir? Evet. Bu konuda izleyicilerimize bilgi verirsek seviniriz. Çok teşekkür ediyorum öncelikli olarak bizi konuk ettiğiniz için. Buradan herkese selam ediyorum. Konuşmanızın başında bizimle alakalı çok da hak etmediğimi düşündüğümüz güzel düşüncelerin için çok teşekkür ediyorum. Gönülden duygularımız. Tabii daha başka yerde ifade ettim. Bizim geleneğimizde, anlayışımızda kişinin yüzüne karşı övülünce biz utanırız. İnşallah hani bizim olmadığımız yerlerde işlerimizle, yaptıklarımızla böyle gündeme geliriz ve insanların hem teveccühüne, hem teşekkürlerine, hem de hayır dualarına mazhar oluruz diye düşünüyorum. Sözlerinizin başındaki o Çanakkale ilk milletvekilleriyle alakalı ben de bir katkı yapmak isterim. Öncelikli olarak bugüne kadar Çanakkale'ye milletvekili olarak Cumhuriyet'in kurulduğu, daha doğru bir ifadeyle meclisin açıldığı 1920 tarihinden bu yana kimler milletvekili olarak hizmet etmişse, partili, partisiz veya parti ayrımı yapmaksızın herkese çok teşekkür ediyorum. Hayatta olmayanlara Allah'tan rahmet diliyorum. İnşallah ruhları şad olur. Hayatta olanlara da uzun ömürlükler, sağlıklı ömürler diliyorum. Birazcık bu konulara meraklıyım. Tarihi olan merakım da vardır. Ankara'ya gittiğim zaman ilk önce meclis albümünü aldım. Meclisteki ilk milletvekillerinin ne yaptıklarını, ne ettiklerini, ne konuştuklarını öğrenmeye çalıştım. Biliyorsunuz 1920 yılında meclis kurulduğu zaman Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün davetiyle Türkiye'nin dört bir yerinden meclise milletvekilleri seçildikleri bölgelerden geldiler. Çanakkale'den de o dönemde, tabii o zaman Çanakkale değil, Biga olarak Biga geçiyor. 1920 ve 1923 iki dönem milletvekilleri meclis albümünde hala Biga milletvekili olarak geçer. Evet. Bunlardan biri Ezineli, Mehmet Emin Dinç Bey, biri Ayvacık'ta şu anda metfun Hafız Hamdi Dumrul Bey, bir de Biga'da o zaman Bigalı Çanakkale'li olmamakla beraber savcılık yapan, şu anda ismi hafızamında olmayan bir saygıdeğer insan. O dönem özellikle milletvekilliği yapanları ben sadece milletvekili olarak algılamıyorum, kabul etmiyorum sadece o milletvekili olarak. Onlar bir kahramandı çünkü zor şartlarda hiç kimsenin düşünmediği, korktuğu, belki de karamsarlığa kapıldığı bir ortamda zor şartlarda Çanakkale'den kalkıp Ankara'ya gitmek, milletin selameti için, ülkenin kurtuluşu için o gazi mecliste çalışmak, kurtuluş savaşını sevk ve idare etmek, Gazi Mustafa Kemal ve arkadaşlarının yanında saf tutmak başlı başına kahramanlık olarak adlandırabileceğimiz bir davranıştır. Saygıya değerdir ve çok önemlidir. Özellikle tabii tüm milletvekillerimiz olmak üzere özellikle ilk dönem milletvekillerini ben bir kez daha saygıyla, rahmetle anıyorum. Allah razı olsun diyorum. Tabii bizler de inşallah o gazi meclise, o Kurtuluş Savaşı'nı yapanların takip ettiği yolda hak ettiği gibi bir de çalışarak, onları layık olarak, millete layık olarak o anlayışla, o şevkle, o yüksek ruhla, o cesaretle çalışmamızı devam ettiririz. Bütün amacımız, temennimiz budur. Evet. Mecliste bulunduğum zamanlarda zaman zaman bunları düşünürüm. O koltuğa oturduğum zaman ne kadar önemli, ne kadar saygın bir koltuğa oturduğumuzu, bu koltuklarda 1920'de görev yapanların halini gördükçe benim daha çok çalışmam, bizim daha çok çalışmamız yönünde her zaman kendimi motive ederim. Düşüncemiz, anlayışımız budur. Zaten biliyorsun ilk meclis çok güçlü bir meclisti ve herkesi içinde barındıran bir meclis. Evet. Aslında birçok kişinin de ifade ettiği gibi Türkiye'nin belki de derdine derman olacak. Belki de bugünkü o sert siyasi söylemleri bir kenara koyacak. Örnek rol model bende birinci meclistir. Gazi Mustafa Kemal'in toplamış olduğu ilk meclistir. Kurtuluş Savaşı'nı yapan meclistir. Tabi bunlar konumuzun dışında. Hı hı. Ben bir kez daha saygıyla, rahmetle anıyorum. İki Çanakkale Savaşları'nın 100. yıl dönümünde tabii ki Türk tarihi açısından baktığımız zaman Çanakkale Savaşları, Çanakkale Zaferleri Türk tarihinde bir dönüm noktasıdır. Kahramanlık destanı yazılmıştır. Millet topyekun bir mücadele içerisine girmiştir. Çok zor şartlar altında o güne kadarki geri çekilmenin durduğu, adeta vatan sattığına, vatan topraklarına tırnaklarımızı da tutunduğumuz ve artık gerilemeyeceğiz, buradan daha geri gitmeyeceğimiz diye haykırdığımız, belki de Kurtuluş Savaşı'nın öncüsü olan, bize moral, motivasyon sağlayan, artık bu milletin de geçmişte, tarihte olduğu gibi başarılar kazanabileceğini ve bu milletin bir araya geldiği zaman, gönlünü, kalbini ve gücünü birleştirdiği zaman ne kadar büyük işler başarabileceğinin gösterildiği yerdir Çanakkale. Evet. Çanakkale'ye böyle bakmak lazım. Çanakkale ruhu dediğimiz şey işte bu birlik, beraberlik, kardeşlik, hemşerilik, ahbaplık hukukunun çok yoğun yaşandığı bir yerdir. Biz hep ifade ediyoruz aslında bu ülkenin geleceğinde, bu ülkenin terakkisinde,
bu ülkenin daha muasır medeniyetler seviyesine ilerlemesinde en çok ihtiyaç duyduğumuz anlayış Çanakkale ruhudur. Ve Çanakkale'ler olarak da her zaman bunu ifade ettik. Çanakkale sadece Çanakkale'de yaşayanların değil, Türkiye'deki 77 milyon insanın ortak değerinin, ortak paydasının olduğu bir yerdir. Çanakkale herkes kendini bulur. Buraya gelip de milli duyguları kaparmayan, maneviyat hazzı almayan hiç kimseyi tanımadım. Evet. Buraya hiç her gelen mutlaka buradan istifade ederek gitmiştir. Bu topraklar böyle önemli topraklardır ve bizim için de bu topraklarda bir şeyler yapılması gerektiğini her zaman ifade etmiş topraklardır. Tabii bugüne kadar bir şeyler yapılmıştır. Uzun dönemden beri yapılan bir çalışmalar ama tabii marifet iltifata tabidir. Evet. Hakkı teslim etmek lazım. Özellikle AK Parti döneminde, Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın başbakanlığı dönemlerinde karşıdaki şehitlikler gerçekten bugüne kadar olanlardan, daha önce hiçbir şey olmamış demiyorum. Tabii, kesinlikle. Ama bugüne kadar olanlardan çok çok daha fazlası yapılmıştır. Çünkü bizim anlayışımız, AK Parti anlayışı, hükümetlerimizin anlayışı, Sayın Başbakanımızın anlayışı Çanakkale ruhunu hep farklı bir yere koymuştur, farklı bir noktaya koymuştur. Bugüne kadar gerçekten karşı taraftaki şehitlerin ıslah edilmesi adına, daha gezilebilir, daha görülebilir yerler olması adına veya ülkemizdeki yaşayan insanların oraya geldiği zaman evet benim ecdadımın layık olduğu yerler bu yerlerdir diyebileceği ortamları hep beraber inşa etmeye, ihya etmeye çalıştık. İşte karşıdaki simülasyon merkezi, ana tanıtım merkezi, bunun yanındaki siperlerin durumu, savaş alanlarının durumu gerçekten belli bir noktaya taşındı. Yeterli mi? Hala değil. Daha bir şeyler yapılabilir. Ama bundan 10-15 yıl önce baktığımız zaman bizim ortaokul çağlarında oraya geziye gittiğimiz zaman o körpecik kalbimizle, o genç beynimizle oradaki yabancı şehitliklerini gördüğümüzde, yabancıların, Anzakların, İngilizlerin, Fransızların anlatını gördüğümüzde ve kendi kahraman atalarımızın mezarlığını, şehitliklerini, siperlerini gördüğümüz zaman içimiz hep burkulurdu. Evet. Hep içimizde bir sancı olurdu. Ama çok şükür bugünlerde biz bunları açtık. Hatta çok daha iyi noktaya taşıdık. Biliyorsunuz bugüne kadar Milli Park olarak orası hizmet veriyordu. Hı hı. Orman ve Su İşleri Bakanlığımızın muhtesindeki Milli Park Genel Müdürlüğümüz ve Milli Park Bölge Müdürlüğümüz oraya gerçekten hatırı sayılır, saygıya değer çok önemli işler yaptılar. Geçen yıl yanlış hatırlamıyorsam Orman ve Su İşleri Bakanlığımız geçen yıl sadece oraya 121 trilyonluk ödenek ayırdı. Bu gerçekten önemli bir ödenektir. Ama ben şehitliklerin önemine binaen, oradaki manevi atmosfere binaen çok rakam belirtmek istemem. Doğru da bulmam. Oraya nice 121 trilyonlar feda olsun. Onlar hani Mehmet Akif'in dediği gibi de Çanakkale şehitlerine bu taşındır diyerek Kabe'yi diksem başına yine bir şey yapabildim diyemem hatırana. Yani o kadar önemli, o kadar kutsal olan Kabe'yi getirsek bile buraya Akif'in deyimiyle biz bir şey yaptık diyemeyiz. Ama en azından bize düşen görev oraların daha imar ve ihya etmektir. Sizin de az önce ifade ettiğiniz gibi Çanakkale Ajansı düşünürken birden ortak aklın ortada buluştuğu bir alan başkanlığı kuruldu. Çok da isabetli oldu. Evet. Hem devletin hem halkın hem Çanakkale dinamiklerinin ortak tercihi burada sadece bir ajans yani işlevini gördükten sonra 3-5 ayda tükenecek bir ajanstan daha ziyade daha kalıcı ve ucu açık olan bir başkanlık. Adını ne koyarsanız koyun ama evet. Şimdiki tabiriyle başkanlık kuralım ve burada hizmet vermeye devam etsindi. Tabii sizler gibi Çanakkale'nin burada kanaat önderleri diyebileceğimiz fikirleri Çanakkale'yi besleyen kişilerin talepleriyle hem giden valimizin hem şimdiki özellikle Sayın Ahmet Çınar'ın bu konudaki gayretleriyle hem de tabii İktidar Partisi olarak bizim gayretleriyle hem Mehmet Bey'in hem benim gayretlerimizle bunu ilk baştan Bakanlar Kurulu kararı gündemine aldırdık ve evet. Bakanlar Kurulu'nun desteğiyle bir kanun tasarısı şeklinde meclise sevk edildi. Yani bilmeyenler için söyleyelim, mecliste bir kanun teklifi gelir milletvekilleri tarafından, bir de kanun tasarıları gelir. Kanun tasarıları Bakanlar Kurulu tarafından sevk edilen meclise kanun metinleridir. Şimdi alan başkanlığının kanun tasarısı şeklinde gelmesi bir defa şu örneği ortaya koyar, şu güzelliği ortaya koyar. Hükümet bunun arkasında. Evet. Bakanlar Kurulu'nun tamamı, Sayın Başbakanımız bu işin arkasındaki yapmış olduğu icraatlar da, söylemler de, bugüne kadarki yaptıkları da arkasında olduğunu defaatle izah ve ispat etmiştir. Alan başkanlığı kanunla kuruldu. Burada gerçekten bütün muhalefet partilerinde çok olumlu katkılarını gördük. Evet. Ki Çanakkale ruhu da işte budur dedik. Yani Çanakkale dendiği zaman herkes bir araya gelebilmeli, ortak asgari müştereklerde buluşabilmeliyiz. Bu anlayışı biz orada gördük. Teşekkür ediyorum. İlgisi, alakası olan, destekleyen, katkı veren, uğraşan herkese çok teşekkür ediyorum. Başta Sayın Başbakanımız olmak üzere, tüm milletvekillerine, tüm siyasi partilere, sizlere, valilerimize, kamuoyuna, basına. Bunu çoğaltabiliriz. Şimdi alan başkanlığı kuruldu. Kanun resmi gazetede yayınlandı. Şu anda
alan başkanlığının ilk baştan bizim düşüncemiz bir alan başkanı bulup buradaki sevk ve idareyi yapabilecek donanımda, ehliyette, liyakatta birini bulup daha sonra alan başkan yardımcıları ve alt personel. Biliyorsunuz kanunda geçen 300 personeli olan gerçekten özerk bir yapıya sahip, evet. Kendi bütçesi olan, gelen bütçeden pay alan, harcamalarını kendi yapabilen özerk bir kurum olacak orada. Evet. Bu da bu yakışır. Çünkü hani biz milli parklarda güzel işler yaptık ama bazen karar almakta sıkıntı yaşıyorduk. Çok. Çünkü hani karar alınma süreci, Ankara'nın buraya bakışı. Yani biz hep şunu söyledik. Çanakkale'nin şehitliğin durumu Çanakkale'den daha iyi görebiliriz ve alan başkanlığı yerel bir kurum olacak. Evet. Merkezi Çanakkale'de olacak. Hı. Bu bile başlı başına aslında bu kurumun ne kadar önemli ve değerli bir kurum olduğunu hissettireceğini, evet, veya ortaya koyacağını düşünüyorum. Biz Çanakkale 2015 için geç kalmış görünmekle beraber aslında alan başkanlığının o hızlı karar alabilen mekanizmasını ortaya koymak da birçok o açığı kapatabileceği düşüncesindeyim. Evet. Şu önümüzdeki günlerde bu çalışmalar başlayacak, başkanlık kurulacak. Biliyorsun bir taraftan milli parkların devam etmiş, başlamış olduğu o imar ve ihya çalışmaları devam ediyor. Tabii. Onlar devam edecek. Bir taraftan da işte film çalışmaları ki gerçekten Özhan Eren Bey'in çekmiş olduğu film Türkiye'de bugüne kadar çekilmiş en başarılı filmlerden ve en büyük bütçeli filmlerden biri olacak. Bunu, evet, hem Sayın Cumhurbaşkanımız hem Başbakanımız ve birçok kurum destekliyor. O çalışmalara devam ediyor, yakından takip ediyoruz ama Sayın Kültür ve Turizm Bakanımız Ömer Çelik de buraya önemli bir hassasiyet gösteriyor. İnşallah burası basına da yansıdığı şekliyle, bizim de görüştüğümüz şekliyle dünyanın en büyük açık hava müzelerinden bir tanesi olacak. Kesin. Hayallerimiz çok ileri noktada, yani bugüne kadar hiç düşünülmemiş, belki de düşünmekte güçlük çektiğimiz derecede önemli aktivitelerin olabileceği bir yer olarak düşünüyoruz. Bir defa burası tamamıyla bir açık hava müzesi olacak. Topkapı Sarayı gibi işte oraya gittiğimiz zaman gruplar kulaklıklarıyla oradaki bilgileri alabilecek. Örneğin kalabalık bir grup gezerken oradan simülasyonla Atatürk ve 57. Alay yürüyüşe geçmiş şeklinde durup onları izleyebileceğiz. Veya ileride bir siper görüntüsüyle orada yemek yiyen Erat askerleri yemek yerken onlara eşlik edip onların yediği çorbadan kaşıklayabileceğiz. Veya daha ileriki noktalarda belki de savaş gemilerinin simülasyonuna geçişi ve oradan Seyit Onbaşı'nın oraya top atışları, batırışları. Bu hani oraya girdiğimiz zaman içi titremeyen, geçmiş şöyle iki elini, başını iki elin arasına alıp düşünmeyen hiç kimse kalmayacak. Yani, evet, bizim orada bu milli duyguyu mutlaka ama mutlaka son haddesine kadar vermek durumundayız. Çünkü bizim neslimizin, gençliğimizin, insanlarımızın Çanakkale ruhuyla bezendiği zaman gerçekten Türkiye çok büyük sorunları aşacak durumda olduğumuzu hep, evet, ifade ettik, etmeye devam edeceğiz. Çanakkale ortak noktadır, müşterektir. Ama dediğim gibi 2015 yılına biz çok dolu dolu geliyoruz. Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndaki ilgili bürokratların çok önemli ve güzel projeleri var, çalışmalara devam ediyor. Sayın Bakanımızın buraya yakın zaman teşrifleriyle beraber biliyorsunuz buradaki çalışmaları start vermiş olacağız. Çok hızlı karar almayla beraber, önemli bütçe olanaklarımızla beraber de ben 2015 yılında Çanakkale'ye yakışır, Çanakkale zaferlerine yakışır, Çanakkale'nin şanlı kahramanlarına yakışır aktivitelerin mutlaka olacağını düşünüyoruz. Bu aktiviteler neler olurdu? Tabii ki şu da kamuoyunda gündeme geliyor. İşte barış temalı. Tabii ki bizim şu anda bu saatten sonra vereceğimiz barış temasıdır, barıştır. Fakat, tabii, hiçbir zaman içinde geçmişi unutmadan. Tabii. Yani buraya yani buraya gelenler niye geldiler? Biz ne yapmaya gelmediler? Piknik yapmaya gelmediler. Tabii. Yani bizim burada vatanımıza, namusumuza, bayrağımıza, mukaddes değerlerimize kastedildi ve biz de bunlara karşılık verdik ama o iş bitti. Evet. Zaten baktığımız zaman burada biz Çanakkale'de İngilizlerle, Fransızlarla savaştık. Arkadan Kurtuluş Savaşı yaptık. Yunanlılarla, İngiliz Savaşı. Ve daha sonra Cumhuriyeti kuran kadro, Gazi Mustafa Kemal Türk artık savaş bitmiştir. Ve biz onlarla şimdi oturup konuşma zamanı geldi, evet, dedi ve Yunanistan'la temas etti, İngilizlerle temas etti ve dünyanın bütün ülkeleriyle temas etti. Yani, evet, mantık şu, savaşırız fakat savaştan sonra ülkenin çıkarları, ülkenin geleceği neyi gerektiriyorsa onu yapmak lazım. Atatürk bunu yapmıştır. Daha sonraki devletin temayülleri de bu yöndedir. Örnek bir politikacı yani. Tabii ki. İlla nihaya düşmanlık yoktur. Tabii. Olmamalıdır. Milletlerin tarihinde savaşlar vardır. Barışlar da vardır. Çünkü barış olması için önce savaş olacak. Ama biz savaşı unutmadan, orada bize yapılan haksızlıkları unutmadan, unutturmadan, başımıza neler geldiğini unutturmadan ama geleceğe de güvenle, barışla, esenlik içerisinde bakabilmeyi öğretmemiz lazım. Artık savaşlar dönemi geçmiştir. Artık
kolay kolay dünyada savaşın olamayacağını hepimiz görüyoruz. Artık daha çok diplomasi, daha çok gelişme, evet, teknoloji. Biz bunlarla mücadele edeceğiz. Hani Japonların dediği gibi biz çocuklarımıza trenleri gösteriyoruz, hızlı trenleri bindiriyoruz ki milli ruhu alsın, ama sizin de Çanakkale'de bunu yapmanız lazım, evet, diye. Nagasaki gibi Hiroşima'yı unutmamak aynı için. Aynı şekilde biz Çanakkale'de, evet, bu ülkenin geleceğinde Çanakkale'nin, Çanakkale ruhunun, Çanakkale zaferlerinin mutlaka çok önemli yeri vardır. İşte onu yapacağız, göreceksin. 2015 yılında yanlış hatırlamıyorsam Sayın Bakanımız 40'a yakın devlet başkanını burada ağırlayacağını, davet ettiğini, bütün savaşan ülkelerin devlet başkanlarının, evet, burada olacağını, uluslararası sempozyumlar, belki spor müsabakaları, belki çok önemli ünlülerin buraya gelebileceği, yani Çanakkale'nin farkındalık yaratabileceği bir aktivite merkezi olacak. Bu hem tarihimiz adına hem Çanakkale'nin tanıtımı adına çok önemli etkinliklere sahne olacak. Belki, evet, de 2015 yılı dünyada Çanakkale yılı olacak. Çanakkale'yi tanımayan kalmayacak. Biz burada Çanakkale kamuoyunun desteğini hep gördük. Hala görmeye devam ediyoruz sizlerin, işte bütün halkımızın. İnşallah bu destek devam edecek. Hep beraber Çanakkale'yi çok daha iyi noktalara taşıyacağız. Tabii Çanakkale'de hani turizm dediği zaman tabii ki kahramanlık destanının yazılmış olduğu yerler çok farklı yerlerdir. Ama bununla beraber Truva'mız vardır. Truva'nın da özelliği, o da bir savaş. O da emperyalizme karşı, tabii, dünya savaşıdır. Evet. Yani Doğu ile Batı'nın ilk savaşıdır. Hı hı. Ve Anadolu devletlerinin, Anadolu halklarının bir araya gelip emperyalizme karşı, istilacılara karşı ilk baş kaldığı yerde Truva savaşları. Evet. Çanakkale savaşları zaten Truva savaşlarında böyle ortak özelliği var. Bununla alakalı kitaplarda yazılmıştır. Hı hı. Bununla alakalı Fatih Sultan Mehmet'in, Atatürk'ün söylemiş olduğu, rivayet edilen, evet, sözler orta yerdedir. O yüzden böyle çok önemli bir dünya tarihine yön vermiş, dünya tarihini çok yakından etkilemiş olayların yaşanmış olduğu Çanakkale zannediyorum biraz daha iyi noktaya taşınacaktır diye düşünüyorum. İnşallah bunu hep beraber başarırız. Sivil toplumlarımızla, halkımızla, bürokrasimizle, siyasetçilerimizle tek vücut olup, nasıl Çanakkale'deki atalarımız tek vücut oldu, İstiklal mücadelesi verdi. Şimdi biz de aynı ruh ve anlayışla, inançla istikbal mücadelemizi beraber vermek durumundayız diye düşünüyorum ben. Evet. Şimdi Mustafa Kemal Türk Çanakkale'de bir bakıma Anafartal Savaşı ile birlikte yıldızı parladı ve evet, Türk siyasetinde derin bir iz bırakmış oldu. Evet. Ve tarih ve bu millet yaşadıkça da mutlaka hep hatırlanacak. Kesinlikle. Rahmetle ve minnetle anılacak. Şimdi Yarımada'ya baktığımız zaman Soğandere şehitliği var. Hı hı. Bunu da ben Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat Aydın'a ben söylemiştim. Evet. Ve o bir orada şehitlik yaptırdı. Ve Çanakkale ile ilgili ilk defa Son Kale Çanakkale belgeselini yaptı. Orada, evet, ben de Mustafa Kemal'in savaşa girişini anlatıyorum. Hı hı. Ve bu arada ona şeyi de söyledim. Yani gelen ziyaretçiler dedim, Çanakkale'de savaşanların bir kısmını belki dinlediler, hı-hı, gazileri. Veya onların çocukları babalarının hatıralarını da dinlediler. Buraya geldikten sonra hem kendi duygularını hem de eğer kendi beyinlerinde varsa buradaki savaşanların hatıralarını bir kağıda yazsınlar. Evet. Biz bunu kitap haline getirelim dedik. Kulakları çınlasın. Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat Aydın bunların hepsini yaptı. Soğandere şehitliğini yaptı. Çok Son Kale Çanakkale belgesini, evet, yaptı. Her yıl ziyaretlerini yapıyor, yaptırıyor. Ve belki de Yarımada'ya, evet, çok sahip çıktı. Evet. Yine 2004 veya 2005 yılındaydı. Böyle yine bir grubumuza geziyoruz. Ben Nusrat Mayın gemisini satın almak suretiyle onu tekrar işte tarihimize kazandıran, biliyorsunuz Nusrat Mayın gemisi Mersin'de Ayaşların, Berluşların sığındığı, evet, bir yerdi. Batma aşamasındaydı. Bunu satın aldı. Tabii. Ve Adana ile Mersin yolu üzerindeki Tarsus'ta, Tarsus'ta bir Çanakkale ve Kurtuluş Savaşı müzesi haline getirdi. Burhanettin Kocamaz. Evet. Yani Tarsus'tan bir adam çıkıyor ve Çanakkale'ye sahip çıkıyor. Evet. İstanbul'dan bir adam çıkıyor, bir yiğit bir adam. Evet. Çanakkale'ye sahip çıkıyor. Ben de Sayın Belediye Başkanımıza yine bizim stüdyomuza sordurttum. Dedim ki Çanakkale'yi çok daha farklı şekilde anlatan ve Çanakkale'lerin gözünde Çanakkale'yi anlatan bir belgesel yapmayı düşünür müsünüz dedim. O bizim işimiz değil, o Kültür Bakanı yapsın onu dedi. Hı hı. Ve Çanakkale Belediyesi'nin Yarımada'da hiçbir çalışması yok, hiçbir faaliyeti yok. Hı hı. Ben de 100. yıl faaliyetlerinde genel iktidarın bir belediye başkanının Çanakkale olmasını çok istedim. Evet. Çok istedim ki hizmetler katlanarak artsın diye. Ne yazık ki böyle bir şey göremedik. Siz Çanakkale Belediyesi'nin bu Yarımada'ya böyle duyarsız kalması konusunda ne dersiniz? Şimdi tabii biz bunu yıllarca hep dillendirdik, hep konuştuk. Maalesef Çanakkale ruhu, belediye başkanının perspektifinden söylüyorum,
Karşıdan buraya geçemedi. Yani evet. Biz Çanakkale ruhunu Boğaz'ın karşısında Çanakkale merkezde geçiremedik. Evet. Şimdi Çanakkale dendiği zaman Türkiye'de, dünyada hep Çanakkale zaferleri ön plana geçer. Mutlaka herkesin ilk aklına gelen Çanakkale savaşları ve zaferleridir. Fakat şimdi Çanakkale merkeze baktığımız zaman ne gariptir ki, ne hazindir ki Çanakkale savaşları, Çanakkale zaferleri, Çanakkale kahramanları ile alakalı bir şey göremiyoruz. Şimdi aslında Çanakkale savaşlarının cephe gerisinde Çanakkale merkezde çok büyük işler yapılmıştır. Evet. İşte hastaneler, sargı yerleri, karargahlar, komuta merkezleri, havaalanları. Kesinlikle yapılmıştı. Yani biz aslında savaş ortamıdır burası. Evet. Yani belki sıcak savaşın yaşanmadığı ama savaşın cephe gerisinde sevk ve idare edildiği yerlerden bir tanesidir. E şimdi Çanakkale'li olup da Çanakkale Belediye Başkanı olup da veya Çanakkale'lerin yetki verdiği, sorumluluk verdiği bir kişi olup da bu savaşlara, bu tarihe sahip çıkmamak gerçekten kelimelerle izah edilebilir bir şey değildir. Evet. Şimdi birçok arkadaşımız Çanakkale'ye geldiği zaman, ilk geldiği zaman Çanakkale'yi gördüğü zaman kafasında bir Çanakkale tahayyül ediyor. Çanakkale hayali var. Fakat Çanakkale'ye geldiği zaman yani biz şu meydandaki topu göstermekten başka da bir şey yapamadık. Yani o topu da oraya kim koymuşsa Allah bin kere razı olsun. Onu rahmetli Ekrem Boz Bey, öyle mi? Boğaz Komutanlığı'nın emir subayıydı. Evet. O dedi ki ya bir ruh, bir heyecan olsun. Bu toplar da bir tanesi Setürbayı'daki Ertuğrul tabyasında toprağın altındaydı. Evet. Bir tanesi de Kumkale'de bizim Çakaltepe dediğimiz yer var. Orada toprağın altı. Hatta Çakaltepe'de bir tane top vardı. Onu da şimdi üniversitenin alt tarafına getirdik. Rahmetli Ekrem abi bunları Allah getirdi. Allah razı olsun. Evet. İyi hatırlattınız. Biz de anmış olalım. Evet. Çok teşekkür ediyoruz. Rahmetle anıyoruz. Evet. Çok iyi bir iş yapmış. Evet. Toptan başka da bir şey gösteremedik bugüne kadar. Şimdi bunun izah edilmesi mümkün değil. Hani herkesin eleştirmiş olduğu konu. Fakat yıllardan beri de aynı belediye, aynı anlayış, aynı kişi 25 iş başında olmuş olmasına rağmen hala bu konuda ısrar edilmiş olması bana göre çok mantıklı izah edilebilecek bir durum değildir. Burada artık bir şey aramaya başlamak lazım. Yani sizin bakın ben afişler görüyorum Troya günleri diye. Evet. Troya günleri yapıyoruz. Ya aynı belediye Troya günlerini yapsın hiçbir itirazım yok. Tabii. Tarihimizdir, kabulümüzdür. Bu toprakların tarihi. Kesinlikle bu toprakların tarihidir ama aynı festivali yapan, aynı günleri yapan, Troya'yı önemseyen belediyenin Çanakkale zaferlerini, Çanakkale savaşlarını önemsememesi, bunlarla alakalı etkinlik yapmaması gerçekten kafada bir sürü soru işareti bırakıyor. Bizim tabii siyasetçi olarak yapabileceğimiz şey nedir? Kamuoyu oluşturmak ve halka şikayet etmektir. Evet. Ben aracılığınızla Çanakkale Belediyesi'ni halka şikayet ediyorum. Çanakkale zaferlerine, Çanakkale savaşlarına, Çanakkale kahramanlarına sahip çıkmadığı için şikayet ediyorum. İnşallah bu bizim karşılık bulur. Zaten Çanakkale zaferleri, Çanakkale tarihi, Çanakkale savaşları toplumun vicdanında makes bulmuş çok önemli bir yere sahiptir. Evet. Ama bu kadar önemli bir şeyi Çanakkale Belediyesi'nin görmezden gelmiş olmasını da anlamak mümkün değil ama biraz zihniyete bakmak lazım. Neden? Şimdi Çanakkale zaferlerinin törenlerinde yıllardan beri takip ediyorsunuz. Buraya birçok başbakan, cumhurbaşkanı gelmişti ki Sayın Recep Tayyip Erdoğan başbakanımız, cumhurbaşkanı adayımız bugüne kadar sağlığıyla alakalı yıl dışında o da hepsi de mümkün değildi. Hepsinde buradaydı. Evet. Ama 11 yıldır burada yani. Çanakkale kamuoyu da buna şahittir ki, sizlere şahittirsiniz ki biz Kemal Kılıçdaroğlu'nu, Deniz Baykal'ı bu kutlamalarda hiç göremedik. Peki o kutlamalarda yoktunuz. Belki başbakandan korktunuz. Dediniz ki ona çok ilgi olur. Anlayışa karşılanabilir. Daha sonraki bir tarihte gelip Çanakkale'ye şehitliğe geçip bir zahmet edip orada şehitlerin manevi huzurunda bir saygı duruşunda bulunmak, bir Fatiha okumak, onları rahmetle yad etmek çok mu? Yapılamayacak bir şey mi? Ama bu anlayışla alakalı bir şeydir. Şimdi bizim Çanakkale'ye gittiğimiz zaman bizler, sizler, milletin büyük çoğunluğu Çanakkale Ecabat'ta şehitlikte bir kendini bulur, bir kendini muhasebe eder. Daha çok çalışması gerektiği, bu ülkeyi daha çok sevmesi gerektiği şeklinde, hizmet etmesi gerektiği şeklinde kendini muhasebeye çeker ve bu duygularla oradan arınarak veya dolarak buraya gelir. Ama şimdi buna ihtiyacı olmayanlar veya bunu kabul etmeyenler herhalde oraya gitmeye gerek duymuyor. Ama evvelallah onları yapmasa da biz bunları yapacağız. Biz Çanakkale ruhunun AK Parti için çok önemli olduğunu hep söylüyoruz ve söylemeye devam edeceğiz. Bundan sonraki çalışmalarımızda, etkinliklerimizde hep karşıdaki şehitlerimizin yolunda onların düşündüğü ruh ve inançla çalışmaya devam edeceğiz. Ha bununla beraber Truva günlerinde, Truva savaşlarında sahipleneceğiz. Kanıtı şudur, bugüne kadar yapılmış belki Türkiye'de örnek bir müzeyi, Truva Müzesi'ni biz başlattık. Evet. Bunu biz yaptık ve başlattık, şu anda devam ediyor. Yani Çanakkale'ye gelen şehitliğe de gidecek, Truva'ya da gidecek,
Truva'ya gidip oradaki Homeros'un İlyadası'nı okuyabilecek, dinleyebilecek, oradakilerini görebilecek. Aslında evet. İşte medeniyet tasavvuru bu değil mi? Evet. Ya bu topraklara ne çıkmışsa, ne yaşanmışsa hepsini kabul etmek lazım. Hı hı. O benimdir, bu bana yakındır, bu bana değildir, bu bana hitap etmiyor diyemezsin. Senin tarihin buna izin vermez. Evet. Çünkü burasının tarihi hepimizin ortak tarihidir. Bir kez daha iyi bir konuya temas ettiniz. Çanakkale Belediyesi'ni gereğini yapma noktasında halka şikayet ediyoruz. İnşallah Çanakkale ruhunu biraz daha önemser. Sayın Genel Başkanlarını buraya çağırır, buraya gösterir ve gerçekten Çanakkale'ye hak ettiği değeri beraberce veririz. Biz onları karşılarız. Teşekkür ederiz geldikleri için, misafir ederiz diye düşünüyorum ama bir şey daha söyleyeyim tabii bununla beraber. Biz artık Çanakkale merkezde de Çanakkale'yle alakalı bir şey görmek istiyoruz. Evet. İstiyoruz. Yani bunu hak ettiğimizi düşünüyoruz. Çanakkale'lerin bunu istediğini düşünüyoruz. Hı hı. Çanakkale'yle alakalı buraya gelenler, karşıya geçmeye vakti olmayanlar veya zamanı olmayanlar veya Çanakkale'de yaşayanlar karşıdaki ruhun buraya geçtiğini, onların simgelendiği bir şeylerin olduğunu görmekten büyük memnuniyet duyacaklardır. Talebimiz bu yönlüdür. İnşallah yakın zamanda olur. Yakın bir seçim yaşadık. Yerel seçim geçirdik biliyorsunuz. Evet. Olmadı. Çanakkale'yle alakalı hem partimizin hem adayımız Sayın Mehmet Danış'ın çok güzel, özel, önemli projeleri vardı. Halkımız teveccühünü başka yönde kullandığı takdir böyledir. Milletimizin takdirine her zaman saygı duyduk ama gerçekten çok güzel şeyler yapmayı tasavvur ediyorduk. Ama şunu da buradan söylemekte bir beis görmüyorum. Özellikle Cumhuriyet Halk Partisi'nin almış olduğu, Sayın Hülya Gökhan'ın almış olduğu o %53 oyu sakın ha, aman ha yapmış olduğu hizmetlere karşılık, çalışmalara karşılık aldıklarını düşünmesinler. Evet. O oylar, o çalışmaların, o hizmetlerin karşılığı değildi. O oylar, çalışmaların, hizmetlerin karşılığının hakkı da değildi. Çünkü %53'lük oy alacak bir çalışma, hizmet Çanakkale'de yok. Evet. Yani herkes oy verenlere söylüyor. Tabii. Siyasi konjonktür, genel siyasi konjonktürün durumu, Türkiye'deki siyasi rüzgarların durumu o anda halkın öyle bir karar vermesini sağladı. Ama dediğim gibi %53'lük oyu asla kendileri kandırmasınlar, aldanmasınlar. O hizmetlerin karşılığındaki oy değildir o. Evet. Şimdi Çanakkale'de yarım adayı anlatan 700 civarında alan kılavuzumuz var. Bir de 15-20 tane de Kültür Bakanı Kokartlı rehberi var. Şimdi bizim buradaki turizm sezonu 18 Mart'ta başlıyor, 15 Haziran'da bitiyor. Evet. Ve biz bunu Eylül, Ekim, Kasım, Aralık ayının başına kadar da devam etsin istiyoruz. Ve bu Çanakkale'de bir Çanakkale Şehitleri Tanıtım ve Araştırma Merkezi, bir enstitüsü bulunsun istiyoruz. Hı hı. Ve bunu da biz Ülgür Bey'e söyledik. Ülgür Bey dedi ki bir bina verin bize, tahsis edin. Çünkü o, böyle bir bina tahsis edildiği takdirde en azından stopaj ödemiyorsunuz devletine ait olduğu için. Ve biz burada işte bir yönetim kurulu olmuş olsun. Burada Çanakkale Savaşı'nı çok iyi bilen arkadaşlarımız bizi Anadolu'ya bilhassa Aralık, Ocak ve Şubat aylarında konferansçı olarak gönderelim. Evet. ve Anadolu'da bunlar bilgileri aktarsınlar. Ayrıca Çanakkale ile ilgili doğru bilgileri içeren bir Çanakkale'li yazarların oluşmuş olduğu kitaplarını tekrar yayınlayalım. Ve bunları da oralara götürmüş olalım. Bir tırımız var. Bu tırın içinden bazı objeleri de seçelim. Bu arkadaşlarımız oraya gittikleri zaman bir müze haline bunu göstersinler. Çok iki güzel kitapları olsun. Üç konferansları verelim. Ve Çanakkale'yi ilgiyi bir çığ gibi artırmış tabii olalım. Zaten şu anda gezen bir tırı var biliyorsunuz. Evet. Bir beyefendi. Mehmet şeyin, Ahmet Uslu Bey'in. Ahmet Bey evet devam ettiriyor ve her evet gittiği ilden mutlaka bizi arıyorlar. Evet. Çok memnunlar. Teşekkür çok teşekkür ediyorlar. Evet. Ve Çanakkale'nin o farkındalığını müthiş evet ortaya koyuyor. Tabii. Hani çok büyük emeği var. Teşekkür ediyoruz buradan. Şimdi tabii ben Ülgür Bey'i çok seviyorum. Ülgür Bey Paris'te belediye başkanı olsa gerçekten çok yeridir. Ama Çanakkale gibi böyle problemlerin çok yoğun olduğu bir yerde çok daha evet enerjisi olan bir belediye başkanınıza ihtiyacımız var. Ve Ülgür Bey'e de dedim ki ya bize dedim böyle bir yer tavsiye edebilir misiniz? Hemen bizim televizyonumuzun hemen yan tarafında Ece Ayhan Bey için bir binayı restore ediyor. Onun yarısını size verelim madem dedi. Yani bir binanın yarısını vermeyi taahhüt etti ama şimdiye kadar herhangi bir ses seda gelmedi. Herhalde 3-4 ay oldu. Şu anda çok daha yoğun bir çalışmaları falan var. İnşallah bu sözünü unutmaz. Ve biz öyle bir merkezi yine Çanakkale'de yaşayan insanlar olarak böyle bir değerlendirme yaparız. Ve bunun sonucu olarak da bu hizmetleri de biz yerine getirme durumunda olabiliriz. Evet. Şimdi ben ilk öğretmenim 1974 yılında başladım. Çok evet genç bir delikanlı olarak da Maraş'a gittim. Oh. Sabahleyin de Maraş'ta otobüsleri indik. Sabah ezanı okunmuştu böyle ve ben de orada Ulu Cami'nin yan tarafına geldim. Sabahçı bir kahveci namazdan çıkmış geldi ve ben de dedim ki bir çay içeyim orada. Oturdum.
Namazdan çıkan böyle yaşlılar geldiler. Tabii ben yapı itibariyle çok yabancı bir simayım onlara. Hı-hı. Yaşlı böyle sakallı. O zamanlar böyle diyelim ki 75-80 yaşlarında bir yaşlı amca geldi. Evet. Karşıma oturdu böyle bir sandalyeleri böyle küçük yerde olan böyle hasır sandalyeleri olan bir sandalye oturdu. Oranın şivesiyle evlat dedi siz yabancısınız herhalde. Evet dedim ben yabancıyım dedim. Nereden gidiyorum? Çanakkale'den gidiyorum dedim. Yaşlı amca ayağa kalktı bastonunu bıraktı. Hı hı. Geldi elime sarıldı. Ve dedi ki senin elini öpmek istiyorum dedi. Amca öyle şey mi olur dedim ya. Aslında ben senin elini öpüyorum. Hayır dedi hayır. Sen dedi o mübarek toprakları bu el değmiştir. Benim dedi babam Çanakkale şehidi dedi. Hı hı. Ve ben dedi senin elini öpmek istiyorum dedi. Ben o kadar çok ısrar etmiş olmama rağmen elimi kaçırmak istemiyorum. Çanakkale'li olmuş olmaktan dolayı evet. Adam benim elimi öpmek istedi ve geldi ellerimi öptü. Çanakkale'yi koyduğu yer orası işte. Bana yani. Sarıldı. Evet. Ve ben o zamana kadar Çanakkale'nin Anadolu'da bu kadar makes bulduğunu farkında bile değildim. Ve bu kor yüreğime düştü. Hı-hı. Ve 40 yıldır Çanakkale'yi anlatıyorum şimdi. Çok güzel. Ve bu kahramanları anlatıyorum. Çanakkale yapılması gerekenleri 80 Mart tarihinde valiye de verdik. Bunların yapılması istedik. Diğer üniversitedeki arkadaşlarımı topladım. Evet. Ve onlar yapılması gerekenleri aktardılar. Çanakkale'ye çok yapılacak olan işler var. Kesinlikle mesela ve, sözünüzü böldüm. Çanakkale'ye bakışın sadece Anadolu'ya sınırlı olmadığının bir örneği. Pakistan'ın milli şairi vardır Muhammed İkbal. Muhammed İkbal'in Çanakkale ile ilgili şiirini lütfen. Evet. Burada bizi izleyenler bir araştırsınlar okusunlar. Evet. Yani Çanakkale dışarıdan dünyanın öbür tarafından Pakistan'a nasıl gözüküyor? Çanakkale nasıl bakılıyor? Çanakkale ruhuna, Çanakkale kahramanlığına nasıl bakılıyor? Lütfen bunu bir okusunlar. Bir de şimdiki durumumuzu değerlendirsinler evet. diye düşünüyorum. Evet. Çanakkale ile ilgili olarak benim bugüne kadar Çanakkale ile alakalı güzel şeyler söylemeyen hiç kimseye rastlamadım. Evet. Çanakkale dünya tarihinde bir kırılma noktasıdır. Sadece bizim milletimizle alakalı değil. Bir de bu topraklarda yaşıyorum. Topraklarda yaşamanın vebali vardır, ağırlığı vardır evet. ve borcu da vardır. Şimdi böyle kahramanlık destanı yazan topraklarda, canla, kanla imtihan edilen topraklarda ve bunların seve seve hani bir gül bahçesine girercesine kara toprağa girenlerin olduğu bir yerde kendimizi hep mi sorgulamamız lazım? Biz Çanakkale'de yaşayanlar olarak, Çanakkale'ler olarak onun hakkını verebiliyor muyuz? İnanın birçok kişi daha motive olacaktır, yaşama daha sıkı sıkıya bağlanacaktır ve daha çok çalışacaktır. Ben bunu kendimden, etrafımdan, çevremden görüyorum. Evet. Ben Diyarbakırlı çocukların, Mardinli, Güneydoğu çocukların buraya geldikleri zaman şehitlik gezisinden önceki duygularını, ruh halini ve şehitlik dönüşündeki ruh halini, duygularını çok iyi gördüm, gözlemledim, evet. şahit oldum. Ve onların daha sonra yazmış olduğu mektuplarda Çanakkale'sinin için ne ifade ediyor dendiği zaman o çocukların o küçücük kalplerinden, yüreklerinden ortaya dökülen duyguları okuduğum zaman duygulanmamak, gözyaşı akıtmamak evet. mümkün değil. Evet. O yüzden böyle önemli yerlere sahip olduğumuz bu coğrafyada gerçekten hepimizin tek vücut olarak evet. o geçmişe sahip daha sıkı sarılarak geleceğe daha güvenli yürümemiz gerekiyor. Bunun ilacı, reçetesi işte Çanakkale ruhunda. Evet. Böyle. Şimdi Muhammed İkbal deyince Muhammed İkbal'in başında alleme yani alim Muhammed İkbal evet. derler. Muhammed İkbal Londra'ya gelmiş ve Londra'dan da tayarayla uçakla yani tekrar evet. o zaman Hindistan'a dönüş yapıyor. Şimdiki Pakistan'a dönüş yapıyor. Kaptana soruyorlar. Diyorlar ki şu anda neredeyiz? Şu anda Türkiye semalarına girdik. Muhammed İkbal ayağa kalkıyor. Evet. Ve diyorlar ki beyefendi yani neden ayağa kalktınız? Diyor ki bu Türkiye coğrafyası üzerindeki insanlar İslam'ın 1000 yıllık diyor askeriydi. Ve Çanakkale'de tekrar İslam'ı diriltmek için büyük mücadele verdiler. Evet. Bu kahramanların da olmuş olduğu, şehit olduğu yerler ve bu kahramanların diyor yaşamış olduğu bu coğrafya üzerinde oturarak diyor seyahat etmiş olmak diyor bu kahramanlara hakarettir diyor. Ve Türkiye hudutlarının çıkana kadar evet. Muhammed İkbal'ı oturtamamışlar. Adam Çanakkale şehitlerine o kadar huşu içinde ve saygılı. Evet. Acaba biz Muhammed İkbal'deki bu ruhu, bu heyecanı genç nesillere aktarabildik mi? O da bir soru işareti olarak da karşımıza çıkıyor. Bence eksikleriyle olmakla beraber bugüne kadar güzel işler yapılmış. Evet. Haksızlık etmeyelim. Bugüne kadar Çanakkale şehitlikleri hani gerçekten önemsenmiş değer ve millet gidip görmese de o sosyal gen
Evet. Sirayet ediyor, geçiyor, miras olarak kalıyor ve kuşaktan kuşağa geçiyor. Birçok Çanakkale'ye gelmemiş, görmemiş insanların Çanakkale'yi ne kadar merak ettiğini, sevdiğini ve o ruhu nasıl işlerinde hissettiğini ben gördüm. Evet. Bu ancak ve ancak tek izah noktası vardır, sosyal genlerdir. Hı-hı. Bizim halkımız sosyal genleriyle bunu birçok bir sonraki kuşağa aktarıyor. Evet. Ve en uygun fırsatta da hemen su yüzüne çıkıp kendini ortaya koymuş oluyor. Hı-hı. Çanakkale'nin böyle bir özelliği var. Ya Çanakkale, Malazgirt'teki ruh neyse, Çaldıran'daki ruh neyse, evet, Sakarya Meydan Muharebesi'ndeki o Kocatepe'deki ruh neyse, Çanakkale'deki ruh o işte. Yani haksızlığa karşı isyan, evet, emperyalizme karşı başkaldırı, bağımsızlık, özgürlük mücadelesi, kahramanlık destanı, bunu çoğaltabiliriz. Şimdi Çanakkale'deki bu mücadelenin kahramanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'tür. Tarih sahnesine çıkmış olduğu yerdir. Her kahramanın mutlaka yıldızının parlamış olduğu bir yer vardır. Evet. Çanakkale'de Atatürk'ün yıldızının parladığı, tarih sahnesine çıktığı bir yerdir. Evet. Burada muzaffer bir kumandan olmuştur. Halkın teveccühünü, güvenini sağlamıştır ve ondan sonra da Kurtuluş Savaşı'nda o halkın gücünü ve desteğini hep arkasına hissetmiştir. O yüzden bu topraklar dediğim gibi tarihe yön vermiş topraklar, evet, tarihe mal olmuş topraklar. Çanakkale kadar tarihe yön vermiş olayları yaşayan küçücük coğrafya bana göre yoktur. Evet. Böyle önemli bir yerdir. İşte burada yaşamış olmanın, hele hele burada böyle sorumlu olmanın, milletvekili olmanın ağırlığı çok ağırdır. Evet. Çok önemlidir. Vebali vardır, vebali işlerdir. Evet. Hakkını vermek lazım, evet, ama sizler oldukça, bizler oldukça, halkımız böyle Çanakkale'ye sahip çıktıkça inanın çok güzel ve büyük işler yapacağız. Çanakkale'yi çok çok daha iyi noktalara taşıyacağız. Atalarımıza olan borcumuzu ödemek adına. Başka, evet, bir şey için değil. Şimdi Muhammed İkbal'e yine devam edelim diyor. Evet. 1921 yılında Sakarya Meydan Savaşı ile ilgili o saldırılar yapılıyor. Muhammed İkbal binlerce insan cuma namazına toplanmış ve o şunu söylüyor. Nasıl diyor İslam'ın kılıcı Hazreti Ali ise, evet, 20. asırda da diyor İslam'ın kılıcı 20. yüzyılın Hazreti Ali'si de bir bakıma Mustafa Kemal'dir. O diyor şu, eyvallah, anda sadece diyor Sakarya önlerinde diyor, hı hı, tekrar tek bağımsız devlet, evet, Türklerdi. Evet. Ve tekrar o bağımsız devlet olarak kalmak için gayret sarf ediyor. Şimdi bizden istekli onlara sadece dua diyor. Dualar hiçbir şey yapamıyor. Dualarımız onlara destek olalım diyor. Destek de oluyor biliyorsun. Pakistanlılar bize ekonomik destek de sağlıyorlar. Evet. Destek de sağlıyor ama dualarıyla da destek oluyorlar. Evet. Şimdi ben İktidar Partisi'nin Çanakkale'ye iki tane milletvekili var ama, evet, ona göre dört tane milletvekili var. Hı-hı. Bunlardan bir tanesi sizsiniz, bir tanesi Mehmet Bey. Bir diğeri Sağlık Bakanı Mehmet Mezunoğlu. Aa, evet. Mehmet Mezunoğlu milletvekili olmadan önce de Çanakkale'ye geliyordu. Yine işte geçmiş günlerde geldi. Bizim dostumuz, arkadaşımız. Evet. Çok severiz kendisini ve çok gayretli birisidir ve Çanakkale'yi çok sever. Ve Çanakkale için de isteklerimiz olursa da bunu hemen anında yerine getirir. Bir, evet, diğer milletvekilimiz de Başbakanımız Sayın Recep Tayyip, evet, Erdoğan. Bütün politik hayatta, yani ben hep bunu söylüyorum, Çanakkale'nin iktidarda dört tane muhalefette iki tane milletvekili var, evet, diye. Recep Tayyip Erdoğan da bir yıl rahatsızlığının dışında hep Çanakkale'ye geldi. Şimdi size soralım bakalım. Bu kadar Çanakkale seven bir başbakanın olmuş olduğu bir iktidarda, hı-hı, biz bu başbakanımızdan Çanakkale'ye çok daha fazla malzeme alabilir miydik? Çok daha fazla yatırım alabilir miydik? Hı. Veya bu yatırımları siz yeterli görüyor musunuz? Ya tamam biz aldık diyebiliyor musunuz? Hiçbir zaman daha alabilir miydik? Hiçbir zaman yeterli görmem. Evet. Hep daha iyisi, daha güzelini hedeflemek, evet, lazım. Bunun için uğraşmak lazım. Evet. Fakat en son Türkiye İstatistik Kurumu'nun bir araştırması yayınlanmıştı. Yanlış hatırlamıyorsam Çanakkale en fazla kamu yatırım alan nüfusa göre bakıldığı, hı, zaman İlk 10 içerisinde olan illerde, ilk 15 içerisinde olan illerden bir tanesiydi. Evet. Şimdi Çanakkale'ye baktığımız zaman Çanakkale nüfusu 500 bin olan küçük diyebileceğimiz illerden bir tanesi. Evet. Ve takdir edersiniz ki kamu hizmetleri dağıtılırken nüfus önemlidir. Tabii. Nüfus kriterine bakılır ve kamu hizmetleri genel bütçeden paylar buna göre ayrılır. Hı hı. Şimdi Çanakkale Türkiye'nin en batısında nüfusu 500 bin civarında olan küçük bir il. Fakat almış olduğu hizmetlere baktığımız zaman, yapılan kamu yatırımlarına baktığımız zaman nüfusuyla ters orantılı, yani olumlu manada çok ters orantılı olduğunu çok net bir görebiliyoruz. Evet. Şimdi burada tabii hemen bir çırpıda sayabileceğimiz nelerdir? İşte yollarımızı toparlıyoruz. Yollarla alakalı bugüne kadar bazı eleştiriler oldu, tenkit edildi ama şu anda gerek İzmir, gerek Bursa, gerek İstanbul yoluna baktığımız zaman da hem yoğun bir çalışma faaliyetinin olduğunu görüyoruz hem de artık duble yol olmayan sıcak asfalta dönüşmüş o BSK kaplama dediğimiz o yollar
kendini göstermeye başladı. Üzerinden gitmeye başladık. Evet. Şöyle yolların geç kalmasının bir hayrı da şöyle oldu. Hani her şeyde bir hayır vardı derler ya. Normalde duble yollar Çanakkale'ye planlanan normal o daha önceki normal. Devlet yolları gibiydi. Evet. Fakat biz Sayın Ulaştırma Bakanı, daha önceki bakanımız Binali Yıldırım'la görüştüğümüz zaman Çanakkale hizmetler çok büyük olmuştur. Hı hı. O da Fahri bir Çanakkale'lidir, onu sayabiliriz. Evet. Kendisi anlattı, geç kaldığımızı söyledik. Haklısınız dedi, madem bu kadar geç kaldınız, bunda bir şeye dokunsun, bir hayrı olsun. Bunların bütün hepsini sıcak asfalt şeklinde ihale yapalım dedi ve şu anlık çalışmalar o yönde. Bununla beraber Gestaş'ın geldiği nokta, adalara olan seferler, biliyorsunuz işte limanlar, havaalanı yeniledik. Üniversitenin yatırımları üniversite çok mükemmel oldu. Yanlış hatırlamıyorsam 110 milyon yatırım geldi mesela geçen sene. 2002 yılında Çanakkale 18 Mart Üniversitesi'nin bütçesi, yani daha doğrusu kamudan almış olduğu pay 50 trilyon civarında. Şu anda 125 sadece 57, yatırım pardon. Sadece yatırımla ilgili olan bütçesi 110 trilyon. Kesinlikle. Yani şu anda yani yapanlara baktığımız zaman ya Çanakkale gibi nüfusu, merkez nüfusu 100 bin civarında olan bir ilde nüfus 30 bin öğrenci çok büyük bir rakamdır bu. Yani bunlar kolay olmazlar. Tabii ki burada hani hükümetin desteği çok fazladır, bakışı çok fazladır. Ya bununla beraber baktığımız zaman işte tarım yatırımları, baraj, DSİ sunamaları. Mesela Orman ve Su İşleri Bakanımız zaman zaman konuşuruz. Çanakkale'ye yapmış olduğumuz yatırım diğer illerden, hatta Afyon'dan fazla der hep. Hatta önümüze rakamlar koyar. Şimdi Taşoluk Barajı, Biga'da, Çokal Barajı, burada Ayvacı, Ezine barajları, göletler, şimdi göletler, yatırımlara baktığımız zaman şimdi Yenice'de Aşağı Çavuş diye çok büyük bir baraja başlıyoruz inşallah önümüzdeki yıl. Şimdi baraj ve gölet yatırımlarına baktığımız zaman da hakikaten Çanakkale nüfusunun çok orantısının üzerinde. Şunu söylemeye çalışıyorum. Çanakkale'nin marka değeri çok yüksek. Evet. Çanakkale dendiği zaman biz her bakanlığa çok rahat bir şekilde gidebiliyoruz. Çünkü bunu biz Çanakkale yatırım olarak daha da iyi getirebildik mi acaba? Bence bugüne kadar çok güzel işler yapıldı. Çok önemli işler yapıldı diyorum ya, nüfusuyla orantılı olmadan nüfusunun çok üzerinde bir yatırım aldık. Daha iyisi her zaman hedefine. Çünkü insan hep daha iyi, daha güzel hedef etmeli ki hani burada nasıl diyelim olmayanları da oldurmaya çalışmak için uğraşmamız lazım. Ama ben Çanakkale milletvekili olarak hep Çanakkale'ye, Çanakkale'lilere pozitif ayrımcılık yapıldığını gördüm. Çanakkale dendiği zaman akan sular duruyor. Çanakkale dendiği zaman mutlaka birilerin ya sülalesinden, ya akrabalarından, ya köyünden orada savaşmış şehit gazilerin olduğu herkesin hattına geliyor ve herkesin de Çanakkale'ye bakışı olan mı? Yani Çanakkale'ye yapılan yatırımın hepsinin değdiği, hatta eksik kaldığı şeklinde bir değerlendirmeye tabi oluruz. Ben özellikle Sayın Başbakanımızdan sonra AK Parti hükümetleri döneminde Çanakkale'ye bakışları hep zaman iyi olmuştur. Biz Çanakkale olarak ne zaman karşıya gitsek, Sayın Başbakanımızın yanına gitsek sürekli olarak taleplerimizi geri çevirmemiştir. Ve bizzat alakadar olmuştur. Zaman zaman sormuştur o işi ne yaptınız diye. Çanakkale ile bu kadar yakından ilgilenen bir başbakan, bu kadar yakından ilgilenen bir bakan, bakanlar kurulu her zaman Çanakkale'ye artı değer katmıştır, katma değer etmiştir. Mesela alan başkanının kurulması bile kanun tasarısı şeklinde olmuştu. Yani biz bakanlar kurulunun gücünü arkamıza aldık. Evet. Tasarı şeklinde geldiği için de bu şu demektir. Hükümet bunu destekliyor. Yani yarın bir gün bütçe ayrılmasında yapacak işlerde her zaman destek verecektir. Ki bugüne kadar da buraya gelmeyen bakan yok. O şehitliğe gitmeyen, Çanakkale'ye gitmeyen bakan yok gibidir. Yok. Evet. O yüzden Çanakkale'de, daha doğrusu AK Parti hükümetleri döneminde Çanakkale'nin her zaman farklı bir yeri oldu. Farklı bir özelliği oldu. Pozitif ayrımcılığa tabi tutulduk hep. Güzel işler yaptık, güzel işler başardık ama yetmez ama yeterli değil. Daha güzelini, daha iyisini hep beraber başaracağız, çalışacağız yani. Peki. Bir de tabii ben Çanakkale'nin yaklaşık yani 65'ten itibaren Çanakkale politikasını da çok yakından takip ediyorum. Politikanın içinde de bulunuyoruz zaman zaman. Evet. Ve Çanakkale'den Ankara'ya biz hep politikacı da hep gönderdik ama bürokrat da gönderiyorduk. Yani ben mesela Milli Eğitim Bakanlığı'nın içinde mesela Mehmet Özgelik var, Yüksekörünün genel müdürü. Evet. Abdullah Nişancı vardı. Çok eskilerden söylüyorum. Mesela Ahmet Yatakay Milli Eğitim Bakanı müsteşarıydı. Hı hı. Bizim bir dilimiz iki etmezdi. Evet. Ve Çanakkale'den biz sadece telefon ederdik. Sayın müsteşar bize şu lazım. Hı hı. Ertesi gün geliyordu. Evet. Biz Çanakkale çok yetişmiş bürokrat da var. Hı hı. Bunların Ankara'ya çok daha değişik yerlere böyle taşınması konusunda pek iyi yerde olmadığımız kanaatindeyim. Şöyle, yani şu Çanakkale pozitif ayrımcılığı yanında Çanakkale'den oraya bürokrat da taşımamız mümkün olabilir aslında. Şimdi şöyle tabii belki bilgi eksikliğinden kaynaklanabilir ama
Şu anda Ankara'da önemli görevlerde genel müdür, müsteşar, genel müdür yardımcısı, daire başkanı düzeyinde çok Çanakkale'li var. Özellikle Maliye Bakanlığı'nda şu sayı son atamalarda daha da arttı. Mesela Maliye Bakanlığı personel daire başkanı şu anda Çanakkale'nin Biga ilçesinin Göktepe köyünde İsmail Bey'dir. Hemen İçişleri Bakanlığı personel genel müdürü Muhterem İnce Bey bizim hemşerimizdir. Bizim Ecevat Kaymakamımız. Kaymakamımızdır. Bunun gibi evet. Örnekleri çoğaltım Milli Eğitim Bakanlığı'nda, Ulaştırma Bakanlığı'nda birçok Çanakkale kökenli YÖK'te var. Hakeza Yargıtay'da var. Evet. Benim görüştüğüm ve tanıştığım, işte yakın çalıştığım. Çanakkale'nin şu anda o bürokrat eksikliğini bence kapatmış durumdayız. Çünkü ama tabii şu da var, takdir edersiniz ki bu bürokrasi dediğimiz şey hemen böyle çalışmadan, bir yerleri hak etmeden gelecek mümkün. Yerler değil. Tabii. O yüzden hak eden çalışanlara biz de hep ön açmaya çalışıyoruz. Çanakkale milletvekili olarak da mesela Çanakkale'den bir genç yanıma geldiği zaman ben şu olmak istiyorum, ben şurada istihdam edilmek istiyorum veya şu sınava girdim dediği zaman çok hoşuma gidiyor. Çünkü evet. Çanakkale'nin bir yerinden gelip şartları zorlayan biri varsa, arayan biri varsa, yukarı doğru gitmek isteyen birisi varsa bu bizi memnun ediyor. Çünkü evet. Çanakkale'liler yarın öbür gün hemşeri olarak gittiğimiz zaman çok daha farklı konuşabiliriz. Tabii. Ama son 1-2 yıl içerisinde Çanakkale'li bürokratların sayısının arttığını görmek bizi ayrı bir keyiflendiriyor, ayrı bir lezzet veriyor. Bundan sayısının artacağını düşünüyorum. İnşallah. Siyasette de iyi noktaya geliyoruz. Takip ettiğiniz gibi Çanakkale'deki siyaset öyle bel altı olmaz. Biz diğer muhalefet milletvekilleri de zaman zaman bir araya gelinmesi gereken yerlerde bir araya gelebiliyoruz. Bunu evet. Başarabiliyoruz. Hiçbir zaman şahsiyetle uğraşmadık. Kişisel kavga, kişisel bir mücadele haline getirmedik. Hani bu barış ortamı, bu Çanakkale'deki güzel ortam inşallah Çanakkale'ye artı ve değer olarak dönecektir. Bunu hep beraber başaracağız inşallah. Tabii muhalefetteki Sayın Soydan olsun, Sayın Sarıbaş olsun. Ya bir defa Çanakkale insanın yumuşak bir şeyi var. Yani evet. Her ne kadar biz tenkit etmiş olsak da yine bir meselede yine yani kol kola girdiğinde beceriniz oluyor. Demokrasiyi özümsemiş. Evet. Yani demokrasi evet. Bizim ruhumuza sinmiş. Evet. Demokrasiyi kabullenmişiz tabii. Ve demokrasinin güzel bir şey olduğunu kabul etmişiz. Bütün Çanakkale'de evet. Yaşayan herkes bir defa demokrattır. Evet. Demokrasiye saygılıdır. Evet. O yüzden bu biraz daha bizim işimizi kolaylaştırıyor siyasetçiler olarak. Hı hı. Böyle demokrasi zemini, tabanı geniş ve gelişmiş olan bir ilde siyaset yapmak hem daha kolay hale geliyor hem de daha evet. Zevkli ve daha güzel hale geliyor. Tabii. İnşallah bunu muhafaza edip daha da iyi noktalara taşımakta bizim evet, hedefimiz olsun. Şimdi gündemdeki sorularımızdan bir tanesi de şu. Evet. Çanakkale'nin 4 tane milletvekili var demiştik. Hı hı. Çanakkale'nin o 4 tane milletvekilinden bir tanesi olan Sayın Başbakan'ı Cumhurbaşkanlığa doğru götürebilecek evet. Miyiz? Çanakkale ile ilgili ne gibi çalışmalar yapıyorsunuz? Evet. Bu konuda ne dersiniz? Şimdi öncelikli olarak tabii Sayın Başbakanımızın, Cumhurbaşkanı adayımızın Recep Tayyip Erdoğan Bey'in Cumhurbaşkanlığı adaylığı açıklandıktan sonraki kamuoyunun düşünceleri, kamuoyunun ne hissettiği araştırılıyor. AK Parti'nin de bugüne kadar başarısındaki en büyük etkenlerden bir tanesi kamuoyunun nabzını iyi tutmak, kamuoyunun ne düşündüğünü çok iyi evet. irdelemek ve okumaktır. Bunu tabii biz anket saha çalışmalarıyla yapıyoruz. Şu ana kadar yapılan anketlerde 8-10 ayrı anket şirketine yanlış hatırlamıyorsam anket yaptırıldı ve Türkiye'deki Cumhurbaşkanı adayları içerisinde Sayın Başbakanımızı en düşük gösteren %51.8, en fazla gösteren %58-59-60 bandında. Şimdi kamuoyu araştırmanın bu kadar net ortaya koyduğu bir ortamda daha önce hizmetleriyle, kişiliğiyle, hayatıyla, konuşmalarıyla, millet olan temasıyla kendini halka sevdirmiş ve benimsemiş olan Sayın Başbakanımızın milletten büyük bir teveccüh gördüğü yönde. Aslında doğru olan da budur. Neden? Halk tanımadığı adama oy vermez. Evet. Çünkü oy vermek çok önemlidir. Çok önemli bir vatandaşlık görevidir. Türkiye'nin geleceğiyle alakalı ortaya bir şey koymaktır. Ve Cumhurbaşkanı seçiyoruz. Cumhurbaşkanı seçiminin böyle önemli olduğu bir noktada hani halkımız tanıyamadığı, hangi olay karşısında ne reaksiyon vermesi gerektiği veya verebileceğini tahayyül edemediği, tahmin edemediği veya geçmişiyle geleceğiyle bu memlekette fazla çivisi olmayan, eser olmayan adaylara karşı çok fazla teveccüh göstereceğini düşünmüyorduk ki öyle de oldu. Sayın Başbakanımız artık bir defa altını çizerek söylüyorum, daha önce ifade ettim. Halktaki en büyük karşılıklarından bir tanesi milli ve yerli olmasıdır. Hı hı. Milli ve yerli olmak. Hı. Bakın bunun altını çiziyorum. Bu milli ve yerli olmak Başbakanımıza çok büyük avantaj kazandırıyor. Şimdi bununla beraber 12 yıldan beri de bu ülkeye hizmet ediyorsunuz. Halk sizi benimsemiş. Halkla aranızda bir görünmeyen yol kurmuşsunuz, köprü kurmuşsunuz ve her seçimde size desteği arttırmış ve sizin liderliğinizi kabul etmiş, başbakanlığınızı kabul etmiş ve eserleriniz de bu
saygınlığı, bu teveccühü de her geçen gün arttırmışsınız. Şimdi bu şartlarda olan bir aday var, Cumhurbaşkanı adayı var. Fakat kimsenin tanımadığı ve kimin vurup getirdiği daha belli olmayan, bulunamayan karşınızda bir bürokrasiden gelmiş bir aday var. Sayın Ekmelettin İhsanoğlu. Şimdi bir defa Ekmelettin Bey'in şöyle bir dezavantajı var. Şimdi siyasetten gelmeyen, toplumla diyalog kuramayan, insanlarla kahvede, mahallede, çarşıda, pazarda, mescitte, nerede olursa olsun kamuya açık yerlerde bir araya gelememiş, toplumu iyi tahlil edememiş kişilerin bir defa siyasette başarılı olma şansı yok. Halkın desteğini arkaya alma şansı yok. Şimdi Ekmel Bey kendi hareketleri, davranışlarıyla bile yani buraya nereden çıktım ben, beni buraya kim getirdi havasında bir siyasi propaganda yapmaya çalışıyor. Daha önce de ifade etmiştim bir yerde. Bakın Ekmelettin Bey şu anda miting yapamadı. Şimdi bizim Türk siyasetinde mitingler önemlidir. Evet. Çünkü tabanınızla beraber buluşmak, halka heyecan vermek, halkın önüne çıkmak önemlidir. Ve miting yapmak gerekir. Bunu bütün siyasi liderler yapmıştır. Fakat Ekmelettin Bey şu anda miting yapamadı ve yapmayı düşünmüyor. Bu çok doğaldır. Neden? Çünkü mitingi liderler yapar. Lider olmayanlar miting yapamaz. Şimdi Ekmelettin bir liderlik özelliği olmadığı için halkı oraya taşımak, meydana taşımak kolay değildir. Bu yaz sıcağında evet. İnsanlar tatili bırakıp, işi gücü bırakıp bu sıcakta o meydana gelip saatlerce beklemesi için sizin lider olmanız lazım. Sempatik olmanız lazım. Halkın teveccühüne mazhar olacak bir hayatınız olması gerekiyor. Bir de diğer bir konu, yani Ekmel Bey'i ne CHP kabul etti ne MHP kabul etti. Şimdi daha hala Ekmelettin Bey'in adaylığını, ismini Kemal Bey'i öne sürüp Devlet Bey mi kabul etti? Devlet Bey bulup Kemal Bey mi kabul etti? Bunu söyleyen yok. Bilen de yok. Yoksa başka bir... Ya da üçüncü bir noktada tezgah kuruldu veya... Kumpas diyelim hadi. Kapalı kapılar arkasında birileri bir araya geldi, evet. Servis yapıldı ve bu olacak dendi. Şimdi böyle bir şey oldu. Ortada daha bunu bilen yok. Yani biraz espri yapalım. Gökten bir elma düştü. Ve orta yerde biz bu elmayı aldık, şu anda dolaştırıyoruz. Şimdi Çanakkale'de Türkiye'nin çok değişik yerlerinde Ekmel Bey'i tanıtmaya çalışan arkadaşlarımız var. MHP'li, CHP'li. Yani şimdi bu da bir samimiyet noktası sıkıntı var. Kendini tanımadığı, kendinin benimsemediği, kabul etmediği bir adama halka nasıl tanıtacaksınız? Şimdi Çanakkale'de geziyorlar, görüyorum. Ekmel Bey'e çalışıyorlar, Ekmel Bey'i tanıtmaya gayret gösteriyorlar. Çok samimi söylüyorum. Oradakilerin birçoğu, tanıtma gayreti içerisinde olanların birçoğu tanımıyor. İsmini de yeni duydu. Şimdi kendini tanımadığı, kendini benimsemediği, onun adaylığı sürecinde katkı vermediğiniz, evet bu bizim adayımızdır, bu benim adayımdır, CHP'yi, MHP'yi bu temsiler diyemediğiniz bir adamı halka kabul ettirmekte tabii ki zorluk yaşayacaksınız. Ve halk da bunu kabul etmeyecek. Biz yapılan araştırmalarda, bize gelen, genel merkezimize gelen bilgilerde şu anda çok güçlü bir Milliyetçi Hareket Partisi tabanından Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a destek var. Ve Cumhuriyet Halk Partisi tabanından da önemli ölçüde Sayın Recep Tayyip Erdoğan destek olmaya başladı. İşte milli ve yerli olmak diyorum ya işte, hı hı. CHP'nin ulusalcı kanadında, Milliyetçi Hareket Partisi'nin milliyetçi tabanında Sayın Başbakanımızın milli ve yerli olması hasebiyle destek artmaya devam ediyor. Göreceksiniz 10 Ağustos'ta bu desteğin ne kadar olduğunu hepimiz göreceğiz. Şimdi özellikle şimdi Cumhuriyet Halk Partisi tabanında bir rahatsızlık var. Şimdi biz çok samimi söyleyelim, Ekmelettin Bey'i Çanakkale'ye bir bürokrat olarak tayin etmiş olsaydık, hükümet olarak, AK Parti olarak veya bir yere makama getirmiş olsaydık. Yani. Burada onu tanıtmaya gayret gösteren kişiler var ya, bu adam Çanakkale'ye yakışmaz, biz bunu istemiyoruz, bu adam doğru bir adam değil diye ortalıkta fevran ederlerdi. Evet. Şimdi aynı adamlar, aynı kişiler bugün Ekmel Bey Cumhurbaşkanlığı makamına tanıtmak için gayret gösteriyorlar. Bu da tabii çok zor bir durum. Halk kabullenmemiş, halkın vicdanında mâkes bulmayan bir şeyi ne kadar dolaşırsanız dolaşın mümkün değil, oy alamazsınız. Çünkü bizim halkımız çok bilinçlendi. Oyunu artık kullanırken 1000 defa, 100 defa, onlarca defa düşünerek karar veriyor. Kılık kırk yarıyor, defalarca özelliklerine bakıyor. Hep söylemişimdir, bizim halkımız öyle bir halktır ki, öyle bir millettir ki, değil ki benim param yok, zor durumdayım, size karınca kararınca yardım eder, verir. Değil ki o halkımıza, milletimize, ben acıktım, açım, yiyecek ekmeğim yok, size mutlaka bir şey ikram eder, verir. Ama ben oy istiyorum diyen oyun vermez. Oy almak zordur, kolay değildir. Evet. O yüzden ben burada Ekmel Bey'in oy alamayacağını, çok fazla oy alamayacağını düşünüyorum. Şimdi Sayın Kılıçdaroğlu'na bakıyorsunuz. Gerçekten CHP için çok zor günler geçiyor şu anda CHP adına söylüyorum. Ana muhalefet partisi olmanın özelliğini, ana muhalefet partisi genel başkanı olmanın özelliğini taşıyamıyor. Şimdi gönül isterdi ki Kılıçdaroğlu, Sayın Kılıçdaroğlu kendisi çıksın. Madem Sayın Başbakanımızla bu kadar çok mücadele içerisinde olduğunu iddia ediyor. Buyurun halkın
o önünde, gözünün önünde beraber mücadele yapın ve Cumhurbaşkanı adayını, adaylık sürecini beraber yaşayalım. Fakat kendine güvenmediği için, belki de güçlü olmadığını hissettiği için kendi makamını korumak adına Ekmel Bey diye daha önce bürokrasiden gelmiş bir insan aday gösterdiler. Şimdi biz Cumhurbaşkanlığı makamını seçiyoruz. Cumhurbaşkanlığı bu temsil makamıdır. Milletin birliğini ve devletin birliğini temsil eder. Şimdi biz bir yere müsteşar atamıyoruz. Genel müdür de bulmuyoruz. Şimdi siyasetten gelmeyen, halkı tanımayan, daha önce halktan oy almamış, halkın hassasiyetini bilmeyen bir insan nasıl bu millet temsil edecek? Nasıl bu devlet temsil edecek? Burada bir eksiklik var. Bir de şey kınıyorum. Bu Türk milletine yakışmıyor, hak etmiyor. Sayın Kılıçdaroğlu seçmeni olan bakışını, halkı olan bakışını ağzından kaçırdı. Ne dedi? Sahil kasabalarından birine gitmişti. Tıpış tıpış gidip oy kullanacaksın dedi. Bakın bizim halkımız tıpış tıpış gitmez. Özgür iradesiyle gider, kendi vicdanıyla gider ve gittiği zaman da sandık başında Allah'ıyla, vicdanıyla baş başa kalır, en doğru kararı olman verir. Sayın Kılıçdaroğlu'nun tıpış tıpış sandığa gidin demesini bugüne kadar ben o cengaver CHP'lilerden duymadım ki yanlış yaptınız, doğru söylemediniz, bu halk tıpış tıpış gitmez dediğini duymadım. Bu arada birilerinin ona dur demesi gerekiyor. Ama dediğim gibi halkımız buradaki samimiyeti test edecek ve samimi olanın, milli olanın, yerli olanın, hizmet edenin, daha önce çivili çakılı çivisi olanın, dikili ağacı olanın yanında Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında olacak ve Türkiye'yi daha iyi noktalara taşıyacağız. Bakın Türkiye iyi bir noktaya geldi. Daha iyi noktaya gelmemiz için Sayın Başbakanımızın Cumhurbaşkanı olması ve yolumuza devam etmemiz gerekiyor. İstikrarlı bir Türkiye, hükümet olarak, siyaset olarak istikrarlı bir Türkiye inanın çok büyük işler başaracak. O muasır medeniyet yarışımızda inanıyorum 2023 yılına kadar ilk 10 ekonomilerden birini olacağız ve Türkiye, Türk milleti daha önce olduğu gibi, daha önce başardığı gibi, ecdadının yaptığı gibi büyük bir millet olmanın gereğini o zaman yapacaktır. İşte bu Cumhurbaşkanlığı seçimleri öyle önemlidir. Bir de halk seçecek ilk defa aracısız. Yani evet. Şimdi bu millet milletvekilini, belediye başkanını belirleyebiliyor, muhtarını belirleyebiliyor. Evet. Fakat Cumhurbaşkanını başkaları aracılığıyla ve bugüne kadar hep kriz olmuştur biliyorsunuz. Bütün evet. Cumhurbaşkanı seçimleri Türkiye tansiyon yükselmiştir, kriz olmuştur. Ve birileri gelmiştir tepeden inme. Ahmet Necesi'leri hatırlayın. Evet. Daha önceki Cumhurbaşkanları işte Cemal Gürsel, Faruk Ortuk falan bağımsız olmayan ve milletin yetki almayan bir Cumhurbaşkanlığı makamı vardı. İlk defa Selçuklu, Osmanlı ve Türkiye Cumhuriyeti tarihi dahil olmak üzere ilk defa Cumhur kendi başını kendi seçecek. Bu çok önemli bir gündür. Çok önemli tarihi bir andır. Bu millet kendi başını belirleyebilecek ilime, irfana, ferasete, basirete sahip olduğunu işte 10 Ağustos'ta gösterecektir. Orada kendinden biri olan adaya da oyunu basacaktır. Biz talebimiz, çağrımız AK Parti grubu olarak, AK Partililer olarak bugüne kadar herkesin tanıyabildiği, olumlu veya olumsuz hangi olay karşısında ne reaksiyon verebileceğini tahmin ettiği, tahayyül ettiği, yani başbakanı desteklemeyebilirsiniz ama hangi olay karşısında ne davranışta bulunacağını, ne söyleyeceğini veya ne yapmayacağını çok iyi bilir herkes. Evet. Şimdi tanınan birinin başa gelmesi herkes için avantajdır diye düşünüyorum. İstikrar için avantajdır. Güçlü bir AK Parti hükümetiyle beraber güçlü bir Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olduğu zaman inanıyorum bu ülke gaza daha sert, daha hızlı basacaktır. Şimdi siz diyorsunuz ki biz Ekim ayında genel kongre yapacağız. Genel başkan gitti. Yani genel başkan seçeceksiniz. Bizim ne yapacağımız tüzükte yazıyor. Ekim ayında yapacaksınız genel. Evet. Acaba siz genel kongre yapacağınıza göre muhalefet partileri de oradan hareketle. CHP ve MHP de bir kongreye gider mi? Çok açık söylüyorum. 10 Ağustos'tan sonra AK Parti'nin ne yapacağı bellidir. AK Parti'nin tüzüğü vardır, kuralları vardır, kurumları vardır. Kurumsallaşmış bir partidir. Ama 10 Ağustos'tan sonra muhalefetin işi çok zor. İşi çok zor. Evet. Hem Sayın Kılıçdaroğlu'nun işi çok zor hem de Sayın Devlet Bahçeli'nin işi çok zor. Çünkü tabanlar yani o varlıklarını borçlu olduğu tabanlar diyecek ki lütfen bir daha benden habersiz iş yapma. Bana sor, bana danış. Benim kabul etmeyeceğim bir adayı bana dikte etme. Kapalı kapılar arkasında karar verme ve lütfen demokrasiyi partiye tabana yay diye onlara söyleyecektir. Ben çok samimi ifademi söylüyorum. Zaten biliyorsunuz Sayın Kılıçdaroğlu özellikle gelişi bir muammadır. Nasıl geldiğini biliyorsunuz. Kendi genel başkanına bana göre hançerleyerek orada bir kasetle bir gün önce aday değilim diyen bir insan yarın çıkıp aday oluyorsa birileri tutuyor kolundan bunu aday yaptı. Evet.
Şimdi Sayın Kılıçdaroğlu zaten güçlü bir genel başkan değil. Cumhuriyet Halk Partisi de çok da kabullenmiş değil. Göreceksiniz 10 Ağustos seçimlerinden sonra Sayın Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlık makamı sallanmaya başlayacak ve biliyorsunuz Cumhuriyet Halk Partilerinin de en iyi yaptığı işlerden bir tanesi de olağanüstü kurultay toplamaktır. Evet. Bir kurultay yolu daha gözüküyor gibi görünüyor CHP'lilere. Lütfen hiç kimse alınmasın, lütfen kızmasın. Benim asla söylediklerim Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçmeni tabanıyla değildir. Yönetim kadrosuyladır, genel başkanıyladır. Yapmış olduğu yanlışları söylemek de bizim boynumuzun borcudur. Benim için vebaldir. Doğru bir tercih yapmadılar. Cumhuriyet Halk Partisi'nin misyonuna, vizyonuna, bugüne kadar siyasi geçmişine taban tabana zıt bir aday belirlediler. Ve bunun hesabı da mutlaka sorulacaktır diye düşünüyorum. Tabii kendi parti işleridir. Fakat dışarı taşıyan yansımalar, bize gelen haberler veya kamuoyundaki bilinen haberler seçimden sonra, 10 Ağustos'tan sonra Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki rüzgarların çok soğuk keseceği ve Sayın Kılıçdaroğlu'nu üşütüp hasta edeceği yönünde gözüküyor. Peki. Size şimdi çok zor bir soru. Çanakkale'nin 4 tane iktidar milletvekili var demiştik. Bir tanesini köşke gönderirsek, diğerini de başbakanlığa mı getiririz acaba diye düşünüyoruz. Ne dersiniz? Şimdi şöyle, tabii bunları şu anda konuşmak hem erken olur hem de doğru olmaz. Gerçekten AK Parti artık kurumsallaşmayı başarmış, becermiş. Gerek gençlik kol teşkilatıyla, gerek ana kademesiyle, gerek kadın kollarıyla, gerek toplam üye sayısıyla artık kurumsallaşmayı tamamlamış ve çok güçlü tabanı olan bir parti. Hı hı. Şimdi Sayın Başbakanımızın Cumhurbaşkanlığı adaylığı öncesindeki background'unu yani o süreci çok iyi takip ettiniz. Bütün halkla, kamuoyuna anket yapıldı. Teşkilatlarımızda anket yapıldı. Milletvekillerine, genel başkanlığa anket yapıldı ve çok geniş istişare ve değerlendirme toplantılarından sonra Sayın Cumhurbaşkanımız adayımız, Sayın Başbakanımız aday oldu. Şimdi aynı usul yine olacaktır. Çünkü artık şu bizim için güzel taraf şudur. AK Parti'nin geleceği Türkiye Cumhuriyeti'nin geleceğiyle özdeş hale gelmeye başladı. Yani bu ülkenin ne olacağı, bu ülkenin yarınları AK Parti'nin geleceğiyle örtüşmeye başladı. Evet. Güzel taraftır bu. Bizim için sevindirici bir gelişmedir. Hı hı. Bizim tüzüğümüz, bugüne kadarki teamüllerimiz seçimden sonra genel başkan ayrıldığı zaman hangi sürecin işleyeceği, hangi kuralların işleyeceği çok açık bir şekilde yazılmıştır. Ya bir milletvekili mutlaka başbakan olacak. Tabii. Genel ve Sayın Başbakanımızın da en son söyledikleri genel başkan ve başbakan da aynı olmalı dediğine göre zannediyorum 10 Ağustos'tan sonraki o genel başkan, daha doğrusu 28 Ağustos'ta yemin etmeyle beraber evet. Bize göre başbakanlığı düşecek ve cumhurbaşkanı olacak. Evet. Ondan sonraki süreçte belirli bir takvim var. O takvim Ekim içerisinde biz teşkilatlarımızı, kongrelerimizi yapılmaya gerekirse yaparız ve büyük kongrede hem genel başkanımızı kime vekalet verecekse genel kurulu yapmış olacak zaten. Öyle gözüküyor. Öyle bakmak çünkü lazım. 28 Ağustos... Hayır, ben şunu söylüyorum. Çanakkale'nin 4 tane milletvekili var diye. Bir tanesini köşke gönderdik. Diğerini diyorum başbakan olarak da görürsek Çanakkale bundan çok büyük mutluluk duyar. Şöyle, o amaçlı söylüyorum. Tabii Çanakkale adına baktığımız zaman Çanakkale'yi bilen birinin bu makamda olması Çanakkale'ye heyecanı olur. Tabii lehine olur, faydasına olur ama tabii partinin bütün dengelerini, ülkenin bütün dengelerini gözetmek ve en doğruyu karar vermek önemlidir. Ben şunu söylemek istiyorum. AK Parti'deki bütün milletvekilleri yani başbakan olacak herkes bütün milletvekillerimiz Çanakkale'ye ayrı bir önem verir, ayrı bir değer verir. Hangi milletvekilimiz başbakan olursa olsun, başbakanlık sorumluluğunu üstlenirse üstlensin, Çanakkale'ye gösterilen o teveccühte, destekte hiçbir eksilme olmayacağını, hatta tam artarak devam edeceğine inancım sonsuzdur. O yüzden biz Çanakkale olarak, partinin yetkili teşkilatlarımız olarak, partinin yetkili kurullarının, genel kurulunun, Sayın Başbakanımızın düşünceleriyle oluşacak yeni genel merkez yönetimi, yeni başbakanımız, yeni genel başkanımızın da her zaman yanında olacağız. Biz artık dedim ya demokratik sürecini hazımsamış bir partiyiz. Evet. Bu süreçler güzel geçmeye başladı ve çok daha da demokratik hale gelmeye başladı. İşte bu bizim örneğimiz Cumhurbaşkanımızın adaylığı süreciydi. Şimdi Ekmelettin Bey'in adaylığı sürecinde demokrasi bunun neresinde Allah aşkına? Hangi demokratik mücadeleden, hangi demokratik değerlendirme sonucunda da Ekmelettin Bey aday oldu? Muhalefetin bunu kendine oturup sorgulaması lazım. AK Parti'nin geleceği çok aydınlıktır, çok güçlüdür. Ve Türkiye'nin bize ihtiyacı olduğunu düşünüyoruz. Gerçekten AK Parti'deki görev olan bütün arkadaşlarımızın en öncelikli hassasiyeti bu ülkenin bize ihtiyacı var. Biz bu ülkede var olmalıyız, bu ülkede çalışmalıyız şeklindedir. O yüzden bize olan bu inancı, bu güvenci asla boşa çıkarmadan hem Çanakkale için, hem Türkiye için, hem ülkemiz için, hem geleceğimiz için çalışmaya devam edeceğiz. AK Parti olarak bakın Demokrat Parti gelmiştir. Rahmetli Adnan Menderes gelmiştir. Demokrat Partililer gelmiştir. Ve bu ülkeye 10 yıl boyunca hizmet etmişlerdir ve milletin teveccühüyle gelmişlerdir. Sonra bir darbeyle, bir
kötü bir Türk demokrasisinin kötü bir tarihle devrilmişlerdir ve idam edilmişlerdir ki buradan aracılığınız da Fatih Üçlü Zorlu'yu rahmetle anıyorum. Evet. Adnan Menderes'i, Hasan Polat Kadri'nin Demokrat Partileri ve Çanakkale Milletvekili olması hasebiyle evet. Fatih Üçlü Zorlu'yu Dışişleri Bakanımızı, Milli Dışişleri Bakanımızı, evet. Kıbrıs davasının İlmaz Savunucusu kesinlikle. Fatih Üçlü Zorlu'yu rahmetle anıyorum. Bunu çok Çanakkale'li bilmiyor ama evet. Fatih Üçlü Zorlu 1954 ve 1957 seçimlerinde iki dönem Çanakkale Milletvekili evet. yapmıştır. Evet. Katledildiği zaman, idam edildiği zaman Çanakkale Milletvekilidir, evet. Dışişleri Bakanıdır. Hatta benim teklifim vardı, ya bugünlerde onu gelemediğimiz için çok dillendiremedim. Çanakkale'liler olarak Çanakkale'de yapılan büyük bir esere Fatih Rüştü Zorlu ismini vermemiz evet. bizim kesinlikle. Ona vefa borcumuzdur, demokrasinin evet. gereğidir. Evet. Demokrasiye onunla canını teslim etmiş bir Çanakkale milletvekiline bunu yapmak çok değildir diye düşünüyorum. O yüzden inşallah bu çağrımız kamuoyunda karşılığı bulacaktır. Yapılacak bir önemli yatırıma Fatih Rüştü Zorlu'nun adını vermek önemlidir. Bakın Demokrat Parti diyorum. Biz Demokrat Parti'nin devamıyız. 1950-60, 2014'teyiz. 50-60 yıl geçmiş üzerinden. Hala benim dedem öyleymiş. Birçok evet. kişi, benim babam, benim amcam Demokrat Partiliymiş deyip övünüyoruz. Evet. Geziyoruz ve gurur kaynağımız oluyor. Yani ben inanıyorum ki bakın AK Parti olan herkes bir gün biz şu an tarihi yaşarken yazmaya zaman bulamıyoruz veya anlayamıyoruz. Farkında değiliz. İnanıyorum, farkında evet. inanıyorum. Bundan 40 yıl sonra, 50 yıl sonra bizim torunlarımız, çocuklarımız benim babam AK Partiliymiş, benim dedem AK Partiliymiş, amcam AK Parti'ye göre yapmış diyecekler ve o günler için onlar için en büyük gurur kaynaklarının bir tanesi bu olacaktır. Anlayışımız budur. Biz tarihe not düşmek istiyoruz. Bu işler gelir geçer. Milletvekilliği, belediye başkanlığı, ilçe başkanlığı, il başkanlığı hepsi gelir geçer. Ama baki kalan bu gök kubbede hoş bir seda bırakmaktır. Evet. Biz eserlerimizle kalmak istiyoruz. Çanakkale'nin o şerefli göğsüne gerdanlıklar takmak istiyoruz. Bunu da başarabilecek güç ve inançlıyız inşallah hep beraber sizlerle ayrılmadan, ayrı gayrı olmadan bunu başaracak güçteyiz. Çanakkale siyasetini şunu yapıyoruz, devam etmemiz lazım. Bir defa iktidarlar sandıkta değişir. Evet. Sandıkta kurulur, sandıkta yıkılır. Biz Çanakkale'de sandık seçim zamanı her türlü rekabeti yaparız. Demokratik ve hukuk kuralları çerçevesinde kalmak kaydıyla. Daha sonra sandık kapandığı zaman, seçim bittiği zaman o sandığın kapağını kapatabilmeyi ve ondan sonra Çanakkale'li olabilmeyi, hemşeri olabilmeyi başardık. Bundan sonra başarmak zorundayız. Zaman zaman ufak tefek sevmediğimiz, sevinmediğimiz, beğenmediğimiz işler oluyor ama bunlar çok önemli değil. Çanakkale'deki bu olgunluğu hep gösterdik. Bundan sonra inşallah göstermeye devam edeceğiz. Çanakkale için güzel günler yakındır. Güzel günler göreceğiz hep beraber inşallah. Yeter ki birlik olalım, beraber olalım, kardeş olalım, hemşeri olalım, Çanakkale olalım. Çanakkale ruhundan beslenelim. Çok da fazla geriye bir şey kalmaz. Çok çalışırız, yaparız inşallah. Peki. Değerli izleyiciler, bu akşamki konuğumuz Çanakkale Milletvekili Sayın İsmail Kaşdemir'di. Onun böyle sevecen ve sıcak üslubuyla Çanakkale hizmet aşkını da size aktarmış olduk. Başka bir programda görüşmek dileğiyle hepinize iyi günler diyorum. Hoşçakalın. Ben çok teşekkür ederim. Herkese hürmetlerimi sunuyorum. Selamlar, çok sağ olun. Ayağınıza sağlık. Çok sağ olun. İyi akşamlar.